A, B ve C planlarımız olmasaydı belki de biraz daha süreci iyi yönetemeyecektik. Dersler de böyle değerli arkadaşlar, değerli hocalarım, değerli dostlar. Biz derslerimizi de planlarken dönem başında her türlü şarta, her türlü duruma göre bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Özellikle daha önceden öğretmenlik yapanlar ya da öğretmen çocukları varsa içinizde, ben bir köy öğretmeninin oğluyum, çocuğuyum. Hatırlıyorum, böyle büyük planlar vardı. Yıllık planlar, ayrıca ünite plan, günlük plan vesaire. Bunların hepsiyle hazırlık yapılırdı daha önceden. İşte bizim aslında bugünkü anlatacağımız konu da bu planlamaya yönelik bir şey. Özellikle yüksek öğretimde yüz yüze ve de online, bunun altını çiziyorum, çevrimiçi ya da online bir dersin planlama ve tasarım sürecinden bahsedeceğiz. Ders öncesi hazırlık sürecinden bahsedeceğiz. Bunun için de izlence nasıl hazırlanır? Bir temel konumuz bu. Bir izlence de izlenceyi nasıl hazırlarız? İzlenceden kastımız ne? Bunların hepsine cevap bulmaya çalışacağız. Ders içerisinde mümkün mertebe şu temel sorularımıza da cevaplar bulmaya çalışacağız değerli hocalarım. Ders izlencesi nedir? Ders izlencesi hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Ders izlencesi neden önemlidir? Bir ders izlencesi hangi bilgileri içermelidir? Ders izlencesi hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Ve ders izlencesinde öğrenme hedeflerinin belirtilmesinin yararları nelerdir gibi bize rehberlik yapacak sorularımız var. Bu yayın esnasında bu ve buna benzer sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. İlk önce bir kısım dostlarımıza izlence kelimesinin çok da alışık olmadığımızı biliyoruz. Kulağımıza yabancı gelebiliyor. Efendim, izlenceden kastımız şu. İngilizcesi syllabus ya da Türkçesi şu anlamlarda da kullanılabiliyor. Öğretim programı diyoruz bazen. Bazen syllabus diyoruz, bazen ders planı diyoruz, bazen izlence diyoruz. Genelde bu kavramların hepsi aslında ders öncesi yapılan hazırlıklara yönelik, ders öncesi plana yönelik bir durumu göstermektedir. Bu şekilde izlence de zaten Türk Dil Kurumu tarafından belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, program şeklinde tanımlanmaktadır değerli dostlar. Yine en basit şekilde içindekiler listesi, yani bir dersin içindekiler listesi ya da bir dersin ana hatları olarak ifade edebiliriz biz. Yine öğretim elemanı ve öğrenci arasında resmi olmayan bir sözleşme diyerek de, sözleşme olarak da bir tanım yapabiliriz değerli arkadaşlar. Ya da eğitim öğretim sürecinde konuların, ödevlerin, etkinliklerin, kazanımların hatta değerlendirme kriterlerinin yer aldığı kapsamlı bir program olarak tanımlayabiliriz. İzlenceden kastımız bu. Benzer kelimeleri de bu anlamda kullanıyoruz. Hepsini işte syllabus, öğretim programı, ders planı, izlence aslında amacımız bu. Peki, niçin kullanıyoruz? Kullanım amacı nedir? Kullanım amaçlarına baktığımız zaman değerli dostlar, birincisi öğrencilerin sosyalleşmeleri için bir araç. Ne, niçin? Aa, sosyalleşmeleri için bir izlence kullanılır mı? Evet. Çünkü onların kendi aralarında da iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir altyapı hazırlamış oluyoruz. Konu başlıklarını onlara veriyoruz. Ödevleri onlara gösteriyoruz. Dönem içerisinde onlardan beklentilerimizi sunduğumuz için kendi aralarında sosyalleşebilmeleri için bir zemin oluşturmuş oluyoruz değerli dostlar. Bir diğeri iletişim aracı, iletişim kurmaya yarayan bir araç. İçeriğin aktarılması için kullanılan bir araç. Ya da öğretim elemanı için bir planlama aracı olarak da biz kullanıyoruz izlenceyi. Ya da öğretmen ve öğretimin değerlendirilmesi için de bir kayıt aracı olarak kullanıyoruz. Uyulması ve takip edilmesi gereken ilke ve yöntemleri aktaran bir anlaşma olarak da ben en çok bunu kullanıyorum. Değerli hocalarım, derslerimde öğrencilerimle beraber hatta hazırlamış olduğum bu syllabus'ı, izlenceyi
ilk derste ya da ikinci derste birlikte üzerinden geçip diyorum ki anlaşmamız bu. Bu ders içerisinde bundan sonra ben sizden bunları talep edeceğim, şunları isteyeceğim, siz de benden şunları isteyeceksiniz. Karşılıklı olarak bir anlaşmaya varıyoruz. Bir anlaşma metni gibi görüyoruz değerli arkadaşlar. Yine ders izlencesi neden önemlidir diye de baktığımız zaman, değerli arkadaşlar, tüm bilgiler sunulduğu için öğrencinin dersle ilgili soruları azalacağını görüyoruz. Her şey plan dahilinde olduğu için öğretim elemanının yükünü azalttığını görüyoruz. Öğrencilerin öğrenmelerini teşvik ederek onların derse karşı motivasyonlarını artırdığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz. Daha önceden de Big Blue Button için hazırlamıştık sistemi. Son anda C planı olarak arıza çıkınca YouTube'a döndük. YouTube şu anda değişiyor. Bir sorunumuz yok herhalde. Tamam. Şu an itibariyle tamamen oturduk artık. Sistem ders izlencesinin kullanım amaçlarını göstermiştik az önce değerli dostlar. Öğrencilerin sosyalleşmeleri için bir araç, iletişim aracı, içeriğin aktarılması için bir araç, uyulması ve takip edilmesi gereken ilke ve yöntemleri aktaran bir anlaşma, öğrenci, öğretmen arasında, öğretmen ve öğretimin değerlendirilmesi için bir kayıt ve öğretim elemanlığı için de bir planlama aracı olarak söylemiştik ki bence öğretim elemanı için planlama aracı özellikle biz öğretim elemanlarının işini çok kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Bu derste hangi hafta ne anlattım, ne yaptım, ne ettim, amacım neydi, bunları takip etmek ve uzun sürede bunlarla birlikte adımlar atmak öğretim elemanının ciddi anlamda bilişsel yükünü de azaltacağını düşünüyorum değerli hocalarım. Neden önemlidir dedik ve burada kaldık. Birkaç defa bölündük, koptuk falan ama işimize devam edeceğiz, toparlayacağız. Bu daha önceden sizin vaktinizi de aldık. O vakti de telafi etmeye çalışmak için biraz daha hızlanacağız. Ders izlencesi neden önemlidir? Öğrencinin dersle ilgili soruları size azalacaktır. Her şey plan dahilinde olduğu için öğretim elemanının yükünü azaltacaktır. Öğrencilerin öğrenmelerini teşvik ederek onların derse karşı motivasyonlarını artıracaktır değerli hocalarım. Bu üç durumda bizim için önemli. Yine baktığımız zaman bir ders izlencesinin 9 tane farklı bölümden oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi dersle ilgili genel bilgiler. Bir tanesi öğretim elemanı ile ilgili bilgiler. Bir tanesi dersin tanımı ve amaçları. Ders planı, konu, kaynaklar ve görevler. Öğretim yöntem ve metotları. Ders kapsamında kullanılacak araçlar. Dersin kuralları ve katılımcılardan beklentiler, değerlendirme ve derste kullanılacak kaynaklar olmak üzere 9 bölümden oluştuğunu görmekteyiz. Dersle ilgili bilgiler kısmına baktığımız zaman değerli hocalarım, dersin adı ve kodu öğrenci bilgi sisteminde yer aldığı şekliyle bizim Atatürk Üniversitesi'nde kullandığımız OBS diye bir sistemimiz var, öğrenci bilgi sistemi. Oradaki adıyla ve koduyla olması gerektiğini düşünüyoruz. Ders dönem bilgisi bizim için çok önemli. Neden? Bu dönem bilgisini güncellersek öğrenci, hocamız buna yönelik bir hazırlık yapmış, bu döneme yönelik bizim için bir hazırlık yapmış şeklinde bir imaj oluşturabiliyoruz. Dersin yeri ve zamanı. Efendim malum pandemi sürecindeyiz. Maalesef hepimiz öğrencilerimizden ayrıyız, uzaktayız. Ama öğrencilerimizle yakın olsaydık bir amfi, bir sınıf ve bununla ilgili bir zaman söylüyorduk. Şimdi ise pandemi sürecinde olduğumuz için çevrimiçi ortam adresi. Yani biz nereden yapacağız? Hatta benim size tavsiyem, bugünkü tecrübemizden de yola çıkacak olursak A ve B planınızın da olmasını öneriyorum hepinize. Yani şu ortamdan yapacağız ama bu ortamda sorun olursa şu ortamdan devam edeceğiz gibi. Çevrimiçi ortam adresinde mutlaka yer alması lazım. Çevrimiçi ortam saatleri, yine hangi saatlerde yapacağız, bunları da efendim online dersler için bizim için önemli. İkinci maddemiz
Hatırlarsanız bir izlence 9 bölümden oluşuyordu. İkinci bölümdeyiz. Öğretim elemanı ile ilgili bilgiler kısmına geldiğimiz zaman dersin yürütücü ve asistanı bilgilerini vermemiz gerekiyor. Onlarla ilgili ayrıntılı sunuda da gördüğünüz gibi kısımları sunmamız lazım. İkincisi tercih edilen iletişim kanalları. OBS, ders mesela Atatürk Üniversitesi'nde bizim kullanmış olduğumuz iki tane sistemimiz var. Birisi öğrenci bilgi sistemi, birisi ders bilgi sistemi. Ama bunun yanısına iletişimi buradan mı istiyoruz biz? Yani öğrenciler bize oradan mı iletişim kuracaklar, yoksa oranın dışında e-posta, sosyal medya, WhatsApp grupları, telefon, onlarla da bize ulaşabilecekler mi? Hangilerini istiyorsak, hangilerini tercih ediyorsak onları mutlaka bu izlencemize belirtmemiz gerekiyor. Efendim burada bir durumu da izah etmekte fayda var. Yüz yüze derslerden, online derslerin en önemli farklarından bir tanesi şudur. Yüz yüze derslerde çocuk sınıf içerisinde soru sorabilir. Sınıf dersten sonra arkadaşlarına soru sorabilir. Ya da çıkışta sizi koridorda yakalayıp soru sorabilir. Ama online derslerde bunun çok mümkün olmadığını görüyoruz. Onun için mutlaka iletişim kanallarımızı öğrencilerimizle etkileşimli bir şekilde açık tutmamız ve dersin dışında da onların bize ulaşabilecekleri kanallar oluşturmamız gerekmektedir. Ve bu kanallarda öğrenci bize mail attı diyelim ki. 5 gün sonra cevap vermemizin çok fazla anlamı yok. Uzaktan eğitim derslerinde en geç 24 saat, hadi diyelim 48 saat içerisinde öğrencilerimize tatmin edici cevaplar vermemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer sınıflarımız kalabalıksa, şimdi biliyorum özellikle tıp fakültesinde mesela bizim Atatürk Üniversitemizin tıp fakültesinde ilk 3 sınıfta çok kalabalık öğrenci olduğunu biliyoruz. Onlar için gelen maillere cevap vermenin zor olduğunu biliyorum. O zaman da şöyle bir uygulama yapabiliriz değerli arkadaşlar. Ofis ve danışmanlık saatleri yapıyoruz ya biz. Aynı onları öğrenci görüşme saatleri şeklinde online'dan yapabiliriz. Öğrenci görüşme saatlerimizi mesela herhangi ders saatlerimizin dışında haftada bir olabilir, 15 günde bir olabilir. Belli bir saat sadece öğrencinin bize soru cevap şeklinde ulaşabileceği bir oturum yapabilirsek efendim, orada öğrenci görüşme saatimizde dersle ilgili tüm hususlarda hocalarımız bize ulaşabilirler diye düşünüyorum. Bunu da mutlaka uygulamamız lazım. Üçüncüsü, bu 9 maddenin, izlencemizde yer alan 9 maddenin üçüncüsü dersin tanımı ve amaçları. Mutlaka dersimizin tanımı ve amaçlarını da izlencemize koymamız lazım değerli dostlar. Ama bunu koyarken ulusal ya da uluslararası denklik süreçleriyle uyumlu bir şekilde dersin tanımı, amaçlarını yazabiliriz. Ders kapsamında kazanılması beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri de tanımlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunları da mutlaka bu kapsamda yer alması lazım. Örneğin benim size bu sunu içerisinde vermiş olduğum bir ders var. Onun izlencesini de örnek olarak sistemden ulaşabilirsiniz. En sonunda vereceğiz zaten. Link adresinde vereceğiz. O ders kapsamında mesela dersin tanımı ve amaçlarını, altına da bu dersin sonunda katılımcılar şunları 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 yapabilecekler diyoruz. Bunları bu hedefimiz bu, amacımız bu. İşte bunlara biz öğrenme çıktıları diyoruz. Eğitim bilimlerinde bazen siz eğitim bilimlerinin dışındaki hocalarımızın garipsediği bazen ya da ilk defa duyduğu kelimeler kullanılabilir. Bunların mümkün mertebe biz Türkçelerini kullanmaya çalışıyoruz çünkü. Ve alternatif kelimeler de kullanılabiliyor. Mesela öğrenme çıktıları ile ilgili öğrenme çıktıları, hedef ya da kazanım, bu üç kavramı da birbiriyle eşdeğer anlamda kullanıyoruz değerli hocalarım genelde. Her dersimizin bir amacı olabileceği gibi, amacı olması gerektiği gibi amacın altında da öğrenme çıktıları, hedefleri, kazanımları olması gerekiyor. Hatırlarsanız az önceki örnekte, bir önceki sunumdaki örnekte
de görmüştük değerli arkadaşlar. Dersin tanımı ve amaçları var. Ondan sonra da öğrenme çıktılarımız hemen altında bulunmakta. Aynı çerçevede devam ettiğimiz zaman öğrenme çıktılarının da yararları var. Onları da yazmamız gerekiyor. Neden yazmamız lazım? Bir defa öğrenciler kendilerinden beklenenler konusunda net bir fikre sahip olurlar. Öğrenme çıktılarıyla, hedeflerle, kazanımlarla. Bu üç kavramı beraber kullanıyoruz. Öğretim elemanının dersi daha bilinçli bir şekilde planlayıp uygulamasına yardımcı olur. Ders içeriğinin, öğretim etkinliklerinin ve ölçme değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Öğrenme çıktısı, hedef ya da kazanımların olması değerli dostlar. Öğrenme çıktılarında biz alanın ihtiyaçlarına, program yeterliliklerine, dersin amacına ve seviyesine göre ve dersin yapılış yöntemine göre yüz yüze ya da online ise bunların ikisinde farklılık oluyor. Bunlara göre yapıyoruz. Şimdi burası önemli dostlar. Ben yaklaşık 12-13 dönemdir aynı zamanda uzaktan eğitim dersleri veren bir hocayım. O konuda önemli bir teorik şeyin yanı sıra pratik tecrübemiz var. Bu pratik tecrübeye dayanarak şunu söyleyebilirim ki aynı dersi yüz yüze ile online'da verirken bazı farkların oluşması gerekiyor. Yani hazırlık sürecinin yanında kazanımlar, öğrenme çıktıları, hedefler açısından da farkların oluşması lazım. Nasıl diyecek olursanız eğer, yüz yüze derslerimizde bizim 10 tane öğrenme çıktımız varsa eğer, online derslerimizde benim size pratik olarak bir tavsiyem, 10 tane ise yüz yüze de online'da bunu 6'ya 7'ye düşürmenizi tavsiye ediyorum. Biraz daha azaltmanızı, derslerimizi biraz daha sınırlandırmamızı, konu başlıklarımızı biraz daha azaltmamızı, konuların da yüzeysel olmaması için yüzeysel olarak geçmemek için konu başlıklarının da daha az sayıda olmasını tavsiye ediyorum değerli dostlar. Yani online bir eğitim yapıyorsak eğer daha az sayıda öğrenme çıktığımız, kazanımımız, hedefimizin olması bizim dersi daha sağlıklı yürütebilmemiz için gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Dersin öğrenme çıktıları ile ilgili çok detaylara girmeye gerek yok. Bunlarla ilgili kendiniz de araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle 3 farklı alanda öğrenme çıktısı yazıldığını göreceğiz. Bilişsel alan, duyuşsal alan ve psikomotor alan. Bunların alt başlıkları da var. Bunları dediğim gibi daha sonradan yazmış olduğumuz her öğrenme çıktısını bilişsel alana, duyuşsal alana ya da psikomotor alana uygun bir şekilde yazarsak daha verimli bir planlama süreci yaşarız diye düşünüyorum değerli hocalarım. Kısacası bir dersimizin amacını yazdık. Amacın altına bu amacı parçalara ayırarak öğrencilerin bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin neleri tanımlayabilecekleri, neleri yorumlayabilecekleri, neleri yargılayabilecekleri ya da neleri analiz edebilecekleri birçok durumla karşı karşıya kalabiliriz değerli hocalarım. Bunların hepsini alt alta yazmamız gerekiyor. İşte biz bunlara öğrenme çıktısı diyoruz. Örnek verecek olursak farklı alanlardan birkaç örnek yazmaya çalıştık. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerine uyarak reçete düzenleyebilir. Ya da bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri karşılaştırabilir. Ya da öğretim yöntem ve teknikleri kitabını ana hatları ile özetleyebilir gibi böyle buna benzer biz kendimizce örnekler yazmaya çalıştık. Sizler de bir derslerimizde mutlaka izlence hazırlarken bir dersin amacının altında öğrenme çıktıları yazmanız gerekir değerli dostlar. Bu öğrenme çıktılarını da şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Buna benzer internette de çok sayıda öğrenme çıktıları kontrol listeleri bulabilirsiniz ama biz
Programın ve dersin genel amaçlarına uygun mu yazılmış olduğumuz çıktılar? Açık ve anlaşılır bir şekilde mi yazılmış? Hedeflenen öğrenme düzeyine ve tipine uygun yazılmış mı? Ölçülebilir ve gözlenebilir mi? Bu çok önemli. Yazmış olduğumuz öğrenme çıktıları, hedefler, kazanımlar ölçülebilir ve gözlenebilir olması daha sonradan bizim sınav sürecinde değerlendirme yaparken kullanabileceğimiz bir durum. Onun için ona da dikkat etmemiz lazım. Yeterli sayıda yazılmış mı? Yani bir dersle ilgili yeterli sayı nedir? Mesela 5 azdır belki ama 15 de çoktur. 6, 7, 8 dersin durumuna göre değişebilir. Bir öğrenme çıktısı için sadece bir fiil mi kullanılmış gibi buna benzer öğrenme çıktıları kontrol listemiz olabilir değerli dostlar. Bunların hepsine bakabiliriz. Dördüncü bölümümüz, 9 bölümümüz vardı bir izlence hazırlarken. Dördüncü bölümümüz ki en önemli belki de bölümlerimizden bir tanesi ders planı, konu, kaynaklar ve görevler bölümümüz. Ders planı, konu ve kaynaklar bölümünü planlarken ben genelde 4 sütundan oluşturuyorum değerli hocalarım. Birinci sütuna, ilk sütuna hangi hafta, hafta numarasını ve tarihini yazıyorum. İkinci sütuna dersin amaçları ve öğrenme çıktılarımız çerçevesinde oluşturmuş olduğum konu başlıklarımızı yazıyoruz yukarıdan aşağı doğru. Yani hangi hafta hangi konuyu görecek öğrenci? Üçüncü sütuna kaynaklar diye bir bölüm ekliyorum. Bu kaynaklar bölümünde ama eklerken buna dikkat etmenizi öneriyorum. Sadece okuma kaynakları değil. Malum süreç değişti, nesil değişti efem. Yani Z kuşağından bahsediyoruz. Sürekli telefonla bir ekranla uğraşan bir kuşaktan bahsediyoruz. Onun için sadece onlara böyle kitap ya da fotokopi ya da buna benzer kaynaklar değil de aynı zamanda onların inceleyebilecekleri, izleyebilecekleri kaynakları da önermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani üçüncü sütunumuzda dersimiz için gereken okumalar, incelemesi gereken durumlar ve izlemesi gereken durumları, filmleri, videoları önerebilirsek kişinin o kaynaklarla öğrenmesini sağlamamız lazım. Ya burası öğrenme bölümü aslında. Biz online olarak dersimizi anlatacağız ama aynı zamanda öyle okumalar, öyle incelemesi gereken web sayfaları, öyle izlemesi gerektiği videolar koyacağız ki bizim online dersimize bunlar destek olsun. Hep beraber o konuyu öğrensin öğrencimiz. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Dördüncü bölümümüzde ise öğrencilerimizin sadece öğrenmesini değil, daha doğrusu etkili, verimli bir şekilde öğrenebilmesi için bir şeyleri denemesi, yapması, yazması ya da sunması gerektiğini düşünüyoruz. Efendim bu dördüncü bölümde biz ağırlıklı olarak dene, yap, yaz ve sun gibi etkinlikler olabileceği görevler bölümümüz oluşuyor. Dikkat ederseniz bu size örnek olarak vermiş olduğum izlencede de hep son bölümde yani dördüncü sütunda ödev 5, işte görev 7, ödevin son teslim tarihi vesaire bunlarla ilgili birçok ayrıntılar var. Sadece ödevler de değil görevler de var, sunular da var, bir şeyleri de sunması gerekiyor. Onlarla ilgili mutlaka bu 4 sütuna ayırmış olduğumuz ders planı bölümü aslında bizim dönem içerisinde devamlı izlememiz gereken bir bölüm değerli hocalarım. Burayı mutlaka planlı bir şekilde yapmamız lazım. Fakat şunun altını çizmekte yarar var ki neslin değişmesi, teknolojiyle öğrencilerimizin daha fazla haşır neşir olmasından dolayı farklı formatlarda zengin bir öğrenme ortamına zemin hazırlamalıyız. Yani video izlemeli öğrencilerimiz, video hazırlamalı. Mesela çok hoşlarına gidiyor. Ben biliyorum. Özellikle üniversite öğrencilerimizden bazı konularda sadece sizin sunduğunuz okumalardan değil de video hazırlamalarını isteyin.
poster hazırlamalarını isteyin, sunum hazırlamalarını isterseniz ya da bir blog yazısı oluşturma. Mesela her öğrencimizden, eğer öğrencilerimiz çok çok kalabalık değilse, her öğrencimizden bu ders çerçevesinde sürekli her hafta güncelleyebilecekleri bir blog sayfası oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Blogda basit bir şekilde bir web sayfası hazırlamaları değerli hocalarım, ücretsiz bir şekilde ya da var olan mevcut blogları, web sayfalarını incelemelerini isteyebilirsiniz. Simülasyonlar, oyunları incelemelerini, oynamalarını isteyebilirsiniz. Bu çerçevede, yani onlara zengin bir öğrenme ortamı oluşturarak ancak hitap edebiliriz değerli dostlar. Beşinci bölümümüz, 9 bölümden 5. bölümümüz öğretim yöntem ve metotları bölümümüz değerli hocalarım. Ders boyunca kullanılacak olan öğretim yöntem, metot ile ilgili bilgiler vermeliyiz. Bu ders kapsamında anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmesi olmak üzere çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır gibi, işte neyse bunları gerçekçi bir şekilde öğrencilerimize sunarsak, öğrencilerimiz de bu yöntem ve metotlara göre kendilerini ayarlayacaklardır. Kendilerini o duruma, hangi yöntem kullanılacaksa ona uygun bir şekilde ders hazırlık yapacaklardır. Burada yöntem ve metotları yaparken şunlara dikkat etmemiz önemli. Öğrenci katılımı. Öğrenci katılımı çok önemli. Bizim de bu eğiticilerin eğitimi, uzaktan öğreticilik programı çerçevesinde öğrenci katılımını nasıl sağlarız diye daha sonradan seminerlerimiz olacak. Meşguliyeti sağlama. Yani öğrencinin bizim dersimizle meşgul olmasını biraz, vakit geçirmesini. Bu kavramlar bizim için çok önemli. Sosyal öğrenme ya da mesela grup çalışmaları uzaktan eğitimde çok önemli efendim. Yani uzaktan öğretim dediğimiz zaman, online öğretim dediğimiz zaman bunlarda birçok kavram kullanıyoruz. Kavramlara çok takılmayalım. Sadece böyle bireysel evde birilerinin bir tane ekranı açıp telefonu ya da bilgisayarı, sizin de buradan sadece doğrudan iletişim anlatarak söylediğiniz şeyler değil de aynı zamanda grup çalışmaları da yaptırabiliriz. Ya da akran öğretimi dediğimiz, yani uzaktan eğitimde bir derste öğrencilerimizin birbirlerine feedback vermelerini, dönüt vermelerini sağlayabiliriz değerli hocalarım. Deneyime dayalı, iş temelli öğrenmelerine öncülük edebiliriz. Yine mümkün mertebe çevrimiçi ve harmanlanmış etkinlik becerileri geliştirmek için neler yaparız? Dersimize, bölümümüze göre bunlar değişiyor. Evet biliyorum ama bunları da bir taraftan düşünmemiz lazım değerli arkadaşlar. Yine öğretim yöntem ve metotlarında biz özellikle online, uzaktan öğretimde şunu düşünmemeliyiz. Bütün konuları hoca olarak biz anlatacağız, karşıya sunacağız. Öğrenciler de bizim sunduğumuz şeyleri dinleyecekler ve öğrenecekler. Böylesi bir şey yok. Böylesi bir şey yok. Biz sadece mümkün mertebe koordine etmeye çalışacağız. Organize etmeye çalışacağız. Evet, konuları biz anlatacağız. Ama sınırlı derecede anlatacağız. Anlattığımız konularda da onları mümkün mertebe öğrenmenin öğrenilmesine, öğrenmenin öğretilmesine ya da yani kendi öğrencilerimizi, hatırlarsanız şurada bir bölümümüz de vardı. Şurada kaynaklar bölümünde okuduklarıyla, inceledikleriyle, izledikleriyle beraber bir şekilde, birlikte bizim de sunumlarımızın desteğiyle o konuyu öğrenmesini sağlamalıyız değerli arkadaşlar. Onun için uzaktan öğretimde mesela öz düzenleme çok önemli. Yani kişinin kendi sorumluluklarını takip edebilmesi. Üst bilinç becerilerini ortaya çıkaracağı eğitimler vermemiz lazım. Kişilere sorumluluklar vermemiz lazım değerli hocalarım. Sadece biz sunum yapalım, bu sunuyu da öğrencilerimiz izlesinler, bu konuyu öğrenecekler diye bir durumla lütfen düşünmeyelim. Akran işbirliklerini desteklemeye çalışalım.
Yani öğrencilerimiz kendi aralarında mesela bu dersimizle ilgili WhatsApp grupları kursunlar. Bazı gruplarda hoca olarak bizim isimlerimiz olsun. Bazılarında biz de olmayalım. Kendi aralarında tartışsınlar. Bunları yönlendirelim. Bunları motive edelim bu konuda. Ve değişen öğrenci ihtiyaçlarına yönelik de çözümler bulmaya çalışalım. Altıncı başlığımız efendim. En başta oluşan o kaos durumunu telafi edebilmek için zamanınızı aldım. Onu telafi edebilmek için biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum değerli hocalarım. Ders kapsamında kullanılacak araçlar 6. bölümümüz. Öğrencilerin ödevleri hazırlarken kullanacakları araçlar neler? Nasıl kullanacaklar bunları? Mesela bunları da mutlaka anlatmalıyız biz. Göstermeliyiz. Takip etmeliyiz. Hazırlamış olduğumuz izlencemiz mutlaka ders bilgi sistemimizde olmalı. Ders bilgi sistemimizin yanı sıra başka neler kullanacağız biz? Mesela Quizzes kullanabilir miyiz? Kahoot kullanabilir miyiz? Photoshop, Shortcut, Python, PowerPoint ya da buna benzer çok sayıda aracımız var. Yanlış hatırlamıyorsam bu seminerler çerçevesinde de Ömer Koçak, bizim öğretme öğrenme merkezimizin müdür yardımcısı, bu ve buna benzer tüm araçları çarşamba günü olması lazım. Çarşamba günü diye hatırlıyorum. Çarşamba ya da perşembe günü bu araçları göstermeye çalışacak. Ayrıca bizim ogem@une.edu.tr adresinde de tanıttığımız, bu kullanılabilecek araçları tanıttığımız bir bölüm var. Oraları da inceleyebilirsiniz. Ama sözünüzü, biz ders kapsamında online bir ders vereceğiz ya, online uzaktan bir verdiğimiz bir ders kapsamında hangi araçları kullanacağız? Bu araçları hangi amaçla kullanacağız? Bunlarla ilgili de mutlaka notlar almalı. İzlencemizde bunları da anlatmalıyız değerli dostlar. Yine ödevlerin teslim edileceği, yükleneceği sistemi açıklamalıyız. İşte e-posta mı, ders bilgi sistemi mi, nereden gönderecek ödevleri öğrencilerimiz bize? Bizim Atatürk Üniversitesi olarak iyi hazırlanmış ve mümkün mertebede sürekli geliştirilen ders bilgi sistemi diye bir sistemimiz var. Moodle aslında. Moodle üzerine bir learning management sistem, yani öğretim yönetim sistemimiz var. Bu sistemi biz etkin olarak kullanıyoruz. Öğretim elemanı dostlarımıza da burayı kullanmalarını, ödevlerini de oradan almalarını tavsiye ediyorum. Ama onun dışında da bir aracımız varsa onu da mutlaka izlencemizde anlatmamız, bahsetmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. 7. bölümümüz dersin kuralları ve katılımcılardan beklentiler. Bu da önemli. Bizim için bu şundan dolayı önemli. Bu arada YouTube'a da bakıyorum. Az önce şimdi demiştim ki öğrenci arkadaşlarımız arasında iletişimi artırabilmek için, onların kendi aralarında etkileşimi için bazı araçlar, mesela WhatsApp gruplarını tavsiye edin. Mutlu hocamız diyor ki hocam zaten onlar kullanıyorlar ve genelde de sınavları da kopya çekmek için kullanıldıklarını söylüyorlar. Evet, olabilir. Olabilir. Yani WhatsApp gruplarından öğrencilerimiz sınavlarda birbirlerinden yardım etmek için kullanıyor olabilirler. Biz de öyle sınav hazırlayalım ki Mutlu Hocam. Onlar WhatsApp gruplarını kullansınlar, oradan öğrensinler ama kopya çekmekte de zorlansınlar. Ya da kopya bölümünü ona göre organize edersek belki de daha iyi çözümler sağlayabiliriz. Alternatif sınavlar, alternatif ölçme değerlendirme araçları kullanırsak bunun da önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Onunla ilgili de bizim yine bu eğitimler çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden, pardon özür dilerim ismi değişti şimdi bölününce üniversite, Trabzon Üniversitesi'nden Faik Özgür Karataş hocamız etkili ölçme, değerlendirme ve feedback konusunda güzel bir seminer hazırlığı yapıyor. Onu kaçırmamanızı öneririm bu vesileyle. Onu da söyleyeyim. Mutlu hocam, yani sadece öğrencilerimiz etkileşime girdikleri zaman evet, öğrenci psikolojisiyle sınavlara yönelik bir etkileşim yapıyor olabilirler ama bizim alacağımız önlemlerle onun önüne geçebiliriz ama öğrenme konusunda
onlara bir katkı sağlayabiliriz. 7. bölümümüzde dersin kuralları ve katılımcılardan beklentiler bölümüne geldiğimiz zaman dersle ilgili mümkün mertebe dersin kuralları ve katılımcıların beklentileri açıkça yazmamız gerekiyor değerli dostlar. Mesela ben normal bir ders için şunlar olabilir. Örneğin işte gönderilen ödevler şöyle olacak. Devamsızlık sadece yasal sınırlar dahilinde kullanılabilir gibi. Buna benzer birçok kurallarımızı, beklentilerimizi öğrencilerimize daha önceden söylersek biz bunları bekliyoruz. Mesela örnek online derste 10 tane ders yapacaksam en az 8'ine katılmanı bekliyorum. Ya da 8'ine katılana şöyle bir artı bir pozisyon yakalayacağız. Ya da işte şunları yapmanızı bekliyorum gibi online ortamda da çevrimiçi derslerimizde de beklentilerimizi öğrencilerimize açık bir şekilde belirtmeliyiz. Bizden beklentilerini onlara açık bir şekilde söylersek, ya bizim beklentilerimizi, biz sizden şunları bekliyoruz diye söylersek, bizim de daha sonradan öğrencilere bazı durumlarla ilgili karşılaştığımız zaman onlara bu durumla ilgili bir şey söyleme imkanımız olur değerli arkadaşlar. Yani bakın biz sizden beklentimiz şuydu ama siz bunu karşılamadınız gibi. 8. bölümümüz değerlendirme bölümü. Değerlendirme bölümümüzde de ara sınavlar ve yıl sonu sınavı detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Bunlarla ilgili dediğim gibi Faik Hoca ayrıntılı bir şekilde iyi bir seminer hazırlığı yapıyor. Kaçırmamanızı öneririm. Ama değerlendirme ile ilgili özellikle syllabus'ta olması gereken şeylerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Öğrencilere yapacakları etkinlik, görev ve ödev ile ilgili detaylı bilgi vermemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ödevlerin son teslim tarihi ne zaman? Onları belirtmemiz lazım. Saat kaçta? Ve değerlendirmelerle ilgili mutlaka ayrıntılı onlara bilgiler vermemiz lazım. Ödev 1'imiz şu kadar puan, ödev 2'miz bu kadar puan, ödev 3'ümüz bu kadar puan. Peki izlencede olması gereken bir şey daha ne? Mesela bunları nasıl değerlendiriyoruz? Mesela diyelim ki bir ödevin değerlendirme kriterleri. Yani sizden şu ödevi istiyorum, bu şu kadar puan, bunu da şu kriterlere göre değerlendireceğim şeklinde söylersek daha az sorun yaşarız değerli hocalarım. Yüz yüze o ortamlara göre online ortamlarda bu tip sorunlar öğrenciler tarafından daha da büyütülür her zaman. Daha önemli sorun haline getirilir. Sık sık şikayetlerde bulunur. Sağa sola yazışmalar yapılır. Bunların önüne geçebilmek için benim size önerim, tavsiyem mutlaka değerlendirme ile ilgili değerlendirmelerinizi çeşitlendirmenizi fakat bunlarla ilgili ayrıntılı öğrencilerimize açıklamalar yapmanızı öneririm değerli dostlar. Ve değerlendirme araçları mutlaka ayrıntılı bir şekilde farklı kriterlere sahip olmalı. Değerlendirme yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar net bir şekilde ifade edilmeli. Anlaşılmaz ödevler verilmemeliyiz. Herkes anlamalı ödevi. Herkes anlamalı. Bazen de anlaşılmaz ödevler veriyoruz. Yalnızca bilen ya da çalışan kişiler yapmalı. Buna da dikkat etmeliyiz. Özellikle Mutlu Hocam'ın az önce YouTube'dan yazmış olduğu gibi bu kopya vesaire hususları da düşünecek olursak değerli dostlarım, öğrencilerimizin biraz emek vererek hazırlamalarını sağlayacak ödevler vermeye dikkat etmeliyiz. Yani direkt bir yerden kopya pes şeklinde yapacakları ödevler değil de onlara sentez yapabilecekleri, biraz emek sarf edecekleri ödevler vermeye özen gösterebiliriz. Zamanı da hızlı kullanmaya çalışıyorum. Zamanında geç veya eksik ödevler için değerlendirme kriteri de açıklayabiliriz. Yani şu gün son tarih. Bu zamana kadar ödevlerinizi vermeniz gerekiyor. Vermezseniz ondan sonra şu şekilde yöntem değişiyor. Çünkü DBS'den yüklemesi gerekiyordu. Artık DBS'den yükleyemiyor. O günden sonra yapacağınız ödevleri benim şu e-posta adresime gönderebilirsiniz. Ama e-postadan aldığım ödevlerinizde şu kadar puan kırarım. Yani 100 üzerinden değil de 70 üzerinden değerlendirme yaparım gibi açıklamalar da düşebiliriz değerli arkadaşlar.
Dediğimiz gibi kriterlerimiz açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı. Bunun nedenini söyledim. Yüz yüze eğitimin yaklaşık olarak araştırmalar onu söylüyor bize. 3-4 katı kadar öğrencilerimiz daha fazla şikayette bulunuyorlar. Bunların önüne geçebilmek için bu hususlara dikkat etmemiz lazım. Kriterlerin puanlama olarak karşılığını vermemiz lazım. Ödev ile ilgili tüm ayrıntıları açıklamamız lazım değerli dostlar. Bunu da bir ödev değerlendirme kriteri olarak size örnek olarak göstermiştim. Son bölüme geldik. Dersimizin de sonu. Biraz sonra biraz da soru cevaplamaya çalışacağım. Derste kullanılacak kaynaklara da bakacak olursak, zorunlu ve yardımcı kaynaklar, kaynaklar kolay ulaşılabilir olmalı ve yeni nesle uygun kaynaklar vermeliyiz. Değerli dostlarım, bunun üzerine ısrarla duruyorum. Lütfen yeni nesil dediğimiz Z kuşağı, bunları da başka bir zaman konuşuruz, sohbet ederiz. Alttan gelen neslin özellikleri bizden önemli ölçüde farklı. Yani sadece okuma kaynağı verirsek fazla verim elde edemeyebiliriz. Mutlaka zenginleştirmemiz lazım kaynaklarımızı. Onlara da dikkatle üzerinde durmalıyız. İşte ben genelde şöyle yapmaya çalışıyorum. Makaleler veriyorum, kitaplar veriyorum ve web sayfaları veriyorum. Bu web sayfalarının bir kısmı inceleme, bir de YouTube'dan ya da belli şeylerden izleme videoları veriyorum. Bu şekilde zenginleştirmeye çalışıyorum değerli dostlar süreci. Sonuç olarak hocalarım, biraz uzattık kusura bakmayın. Sonuç olarak izlence ile ilgili, izlence tüm dünyada syllabus, izlence, öğretim programı, ders planı gibi kavramları aynı amaç için kullanabiliyoruz. Tüm dünyada iyi üniversitelerde, köklü üniversitelerde bütün derslerin altyapısında kullanılan bir sistem. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olarak bütün hocalarımızın bu yönde çabası olduğunu biliyoruz. Bunları daha etkili ve verimli nasıl yaparız diye size bu dersi anlatmaya çalıştım. Ve en önemlisi de mevcut izlencelerimizi, syllabus'ımızı, planlarımızı uzaktan eğitim online tarafına nasıl entegre edebiliriz diye bir üzerinden geçmeye çalıştık. Ama arzu ederseniz bu sunu zaten sizinle paylaşılacak. Burada belli adresler var. Dünyadaki farklı üniversitelerden örneklere de ulaşabilirsiniz. Yine bunları hazırlarken, yani izlence hazırlarken mesela tablo kullanmanızı öneririm. Tablolar tasarım için kolaylıktır değerli dostlar. İşte birinci hafta şu, ödev şu, kaynak şu gibi ben buna benzer bir süreç kullanmıştım zaten. Öğrencilerin yardıma ihtiyacı olacak konularda rehber hazırlamamız lazım. Mutlaka rehberler hazırlayacağız. Örnek ders bilgi sistemi kullanımı, ödev hazırlama ve yükleme. Bunlarla ilgili ÖGEM.TR'de, uzaktan eğitim merkezimizde, bilgisayar uygulama araştırma merkezimizde, Atatürk Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin hepsinde farklı kaynaklar var. Öğrencilerimize onları da yönlendirebiliriz. Yani onları da linklerini verebiliriz. İzlence içerisine video izleme, oyun, animasyon gibi öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek farklı türde etkinlikler yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun da özellikle altını çizmeye çalıştık. Gereksiz açıklama ve görsellerden arındırıp sade, anlaşılır bir izlence hazırlamamızı öneriyorum. Örnek izlencelerimiz var. Bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Özellikle izlence hazırlama aracımız var bir tane. Şimdi süremizi ilk başta biraz sorundan dolayı etkili kullanamadığımız için size gösteremiyorum ama ÖGEM.TR'nin altında bizim bir tane syllabus wizard diye bir özelliğimiz var. Orada size otomatik olarak bir izlence nasıl hazırlanıyor onunla ilgili bir rehberimiz var. Yani sizin sadece kendi bilgilerinizi girerseniz o konuda size yardımcı olan bir sihirbazımız var. Ve örnek izlence dosyalarımız var. Yine ögem.atone.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu sunuları da paylaşacağız. Bunlara da oradan ulaşabilirsiniz. Efendim, sözün özü, şartlarımıza, pandemi süreci var. Fakültemize, dersimize, özgün durumlarımız var. Bunları biliyoruz. Pandemi ortamı, uzaktan online eğitim, kalabalık sınıflarımız var. Uygulama ağırlıklı derslerimiz var.
ulusal ya da uluslararası denklik ve akreditasyon çalışmalarımız var. Bologna çalışmalarımız var. Bütün bu şartların hepsini biliyoruz. Evet, bu şartlar bizlerin hepimize özgün farklı durumları ortaya çıkarıyor. Ama önemli olan, özellikle askeri amaçlarda kullanılan ve benim de bu gibi durumlarda kullanmış olduğum bir söz var. Duruma göre hareket, azam muvaffakiyet. Şu anda içinde bulunduğumuz koşullar farklı. Bu duruma göre hareket etmemiz lazım. Bu duruma göre hareket ederken izlence hazırlamak için özetle şunları yapabiliriz. Dersle ilgili tüm ayrıntılar kısa ve öz bir şekilde açıklanmalı. Ders izlencesi önümüzdeki süreçte dönemimiz başlayacak. 5 Ekim'de biliyorsunuz üniversitemizde eğitimlerimiz başlıyor. 5 Ekim'de ya da en geç 2. haftada ki ondan önce yüklememiz gerekiyor. Üniversitemizin politikası gereği dönemin başında öğrenciye online olarak ulaştıracağız. Yani ders bilgi sistemine öğrencimiz girdiği zaman bu dönem bu hocamızın dersinde biz şu konuları göreceğiz. Bu konular için şu kaynakları okuyacağız, bu ödevleri yapacağız şeklinde bir dokümanla karşılaşması gerekiyor değerli hocalarımız. Öğrencilerin karşılaşacakları tüm durumları o izlenceye aktarmamız lazım. İzlencede anlaşılmayan yerlerin olmadığından emin olabiliriz. Bunun için de mesela başka meslektaşlarımızı okutabiliriz. Varsa bir iki öğrenciye de gösterebiliriz. Sizce nasıl olmuş? Şunu bir inceler misiniz? Ne anlıyorsunuz şeklinde düşünebiliriz o şekilde. Bir de bunun uzaktan çevrim içi özellikle bir ders tasarlarken nelere dikkat ederiz? Mesela çevrim içi ortamın adresini izlencede bulunması gerekiyor. Hangi adresten yapacağız? O adreste sorun olursa en başta olduğu gibi bizde ne yapacağız? Onları da tasarlamamız lazım değerli dostlar. Yine online uzaktan eğitim yaptığımız dersimizin daha az öğrenme çıktısı olmalı. Buna da dikkat edeceğiz. Normal bir dersimiz, mesela ekonomi diye bir dersimiz var ya da biyoloji ya da matematik. Yüz yüze eğitimde verdiğimiz tüm konuları eğer online'da da vermeye çalışırsak etkili olmayabilir. Onun için öğrenme çıktılarımızı, kazanımlarımızı, hedeflerimizi dersimizin yeniden gözden geçirerek biraz daha sadeleştirerek online'dan verirsek daha etkili ve verimli bir süreçle karşılaşabiliriz değerli dostlar. Yine çevrim içi dersler yüz yüze derslere göre daha kısa sürmeli. Mesela eminim ki bu seminerde bile sıkıldınız. Uzun oldu çünkü. Daha fazla bilişsel yükümüzü artırıyor. Mutlaka mesela 4 saatlik bir dersimiz varsa matematik dersi haftada 4 saat diyelim ki bununla ilgili en fazla 1/2 kadar canlı ders yapabiliriz. Ona da dikkat etmemiz lazım. Onu da düşünmemiz lazım. Dersin dışında da öğrencilerle mutlaka iletişim kurmamız lazım. Bunun için iletişim kanallarımızı DBS, OBS, e-posta, sosyal medya, WhatsApp, telefon vesaire bunları belirtmemiz gerekiyor değerli dostlar. Ve uzaktan eğitim derslerinde en geç 48 saat içerisinde öğrencilerin sorularına cevaplar vermeliyiz. Kısacası dersin tüm süreçleri uzaktan eğitime göre tasarlanmalıdır.